Merhaba, e, Hollanda'daki saldırı beklenmedik bir saldırıydı. Bütün dünya e, Yeni Zelanda'daki cami saldırısını konuşurken ve Türkiye içinde de e, bunun iç siyasete olan yansımaları e, gündemdeyken, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Haçlı seferlerine atıfta bulunması e, bir anda Hollanda'daki saldırı gerçekleşti. İlk gelen bilgilere göre e, bu saldırganın Türk asıllı olduğu hatta işit için çalıştığı iddiaları var ama yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Biz de Hollanda'dan e, gelecek olan haberleri bir taraftan takip ederken diğer taraftan gazeteci Erk Acarer konuşacağız. Merhabalar. Merhaba Şirin. Ee, ee, merhaba Almanya'dasınız. Hem Almanya, <laughs> Almanya, Hollanda e, bütünüyle Avrupa Birliği diyelim. Birazcık bu ırkçılık söylemlerini falan konuşalım ama ilk önce sizin elinizde bilgiler neler? E, gerçekten bir işit mı? ne diyor oradakiler? Ya şu anda e, çok temkinli yaklaşıyor tabii herkes. Ee, ama e, yapılan yayınlardan bir e, işitle en azından bağlantısı olduğunu anlıyoruz ve Çeçenistan'da eğitim e, aldığını anlıyoruz. E, buradan baktığımızda e, çok tehlikeli bir e, görüşme tabi e, durum tabi. Çünkü e, Erdoğan e, çok uzun süreden beri iç siyaseti kutuplaştırdı ve şimdi aradığı kadın sanki, e, yeni Zelanda'da buldu ve e, dünya kamuoyunda da bir ikilik e, yaratma gayretine girdi. E, ya bu e, Türkiye'de hedef göstermeye hukukun bittiği, demokrasinin tükendiği bir yerde insanları hedef göstermeye çok benzemez. E, dolayısıyla e, Almanya'dan ilk gelen tepkiler de bu yönde ve bu şaşkınlıkta oldu. E, dediğim gibi çok temkinli yaklaşıyor basın. Şu anda. Üç kişi e, öldüğünü geçiyor Hollanda basını e, ve e, ayrıntılar detaylar e, bakılıyor yani. Şimdi şöyle bakalım yani dediğiniz gibi gerçekten bu Yeni Zelanda'daki katliam, camiye yapılan katliam hakikaten çok korkunç bir olay ve Yeni Zelanda hükümeti de bu konuda son derece sağduyulu davrandı. Bu konuda kesinlikle ırkçı yaklaşımlara izin vermedi. Görüntüler konusunda çok hassas davrandı. Sosyal medyada görüntülerin paylaşılmaması açısından ve çok temkinli Müslümanları, oradaki Müslüman mültecileri ya da Yeni Zelanda vatandaşlarını e, asla galyana getirmeden acıları sararak temkini ilerliyor. E, aynı şekilde Aslında, Avrupa içinde bunu söyleyebilir miyiz? Hollanda, Almanya, belki Fransa basını ne, nasıl e, tutumları tavırları bu konuda? Ya bir bir kere şuradan okumak lazım. E, bu 50 kişinin öldüğü katliam dünyada biraz insanım diyen herkesin vicdanını sızlatır. Dolayısıyla bizim hem meslektaşlarımız hem Avrupa'da gözlemlerimiz bu yönde insanlar çok üzülüyorlar. Sadece Yeni Zelanda Başbakanı'nın o tutumuna dikkat çekerken temkinli ya da yardımcı demek olanaksız müthiş bir zarafet örneğiyle yaklaştı. Yani siyah bir türban taktı geççi olarak ve e, ...kurbanlara sarıldı, onlarla kucaklaştı, çiçekler koydu alana. Şimdi böyle bir zarafetin karşısında e, tanık olduğumuz... ...Türkiye iç siyasetinde tanık olduğumuz müthiş bir e, nobranlık var karşısında. Dolayısıyla biraz da buralardan bakmak lazım. Şimdi bu e, en son e, 24 Haziran seçimlerinden önceydi. E, çok kısa bir sürede Türkiye... 16 ülke, 6 ülkeyle deyim yerindeyse çok büyük kavgalı duruma geldi. İşte yani portakal bıçaklamadan şehirlerdeki meydanlarda diğer ülkelerin amblemlerini kaldırmaya kadar bu iş buna çok benzemez açıkçası. Yani bu bunu biraz Erdoğan'ın hani meydanlarda birkaç sene önce de söylediği Burada bir takım terör olayları olursa bakın Belçika'da da olur, Rusya'da da olur deyip akabinden meydana gelen olaylarla örtüştürebiliriz. Alman kamuoyu, Avrupa kamuoyu bu konuda da çok tedirgin, üstelik biraz biraz da öfkeli olmaya başladıklarını da seziyoruz yani. Peki şimdi bu e, daha bilmiyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi Hollanda saldırganının e, geçmişiyle ilgili örgütlü bir saldırıda mı ya, e, bulundu? Yani bu örgütlenmiş bir tezgahlanmış bir saldırı mıydı? Yoksa e, tamamıyla bireysel ve belki de Yeni Zelanda'daki cami katliamına bir cevap olarak mı gerçekleştirdi? Bilmiyoruz ama bu aynı zamanda işitin uyuyan hücrelerinin de çok hızlı bir şekilde devreye girebileceğini evet, evet. ve e, küçücük bir sinyal aldığında e, çok ciddi sonuçlar doğurabileceğini de ...bize anlatıyor herhalde değil mi? Siz işit üzerine çokça çalışmış bir gazetecisiniz. Ee, çok tehlikeli... E, ...görüyorum gerçekten. E, evet... E, ...bu e, tam IŞİD'in... ...bittiği dediği anda... E, ...özellikle askeri olarak... işit e, bitmeyen bir yapı... ...filizlenen bir yapı... ...en azından zihinsel olarak ama... ...askeri olarak e, bittiğini... ...en azından bitirilmeye çalıştığını biliyoruz. Tam bunun üzerine... ...bu olayın e, ortaya çıkmasının dünyada yeniden farklı bir aşamaya geçileceğinin sinyalleri olarak görüyorum. İster biraz, işte Amerika'nın 11 Eylül saldırısına benzetin, isterseniz işitin doğuşuna benzetin, ama çok tehlikeli bir e, gelişme olarak görüyorum dolayısıyla yangının üzerine çölükle gitmek yerine he, herkesin aslında e, sükunete davet edilmesi gerekiyor çünkü Avrupa'nın pek çok yerinde sizin de söylediğiniz gibi e, uyuyan hücrelerin olduğunu biliyoruz ben bu hafta e, önümüzdeki günlerde e, Brüksel'e bir e, araştırma için gideceğim e, Brüksel'den hala e, Avrupa'nın rakkası olarak söz ediliyor ve e, hani bu filizlenme dediğimiz şey her an yeniden silahlı eylemlere bombalı eylemlere dönüşebilir bu olayın başka bir tarafı da var e, işit olmayabilir de fakat e, bir münferit olay olsa bile bir meczup tarafından yapılmış olsa bile dünyada hedef göstermelerin Türkiye'dekine benzemediğini kamuoyunda da çok farklı tepkilerin gelecek olduğunu söyleyebiliriz. Ben de tam bunu soracaktım. Belki son analizde böyle yapalım. Şimdi diyelim ki bu IŞİD, IŞİD militanı çıkmadı. Hı -hı. Diyelim ki alakası yok. Tamamıyla bir faşist eylem yapmaya kalktı. Ee, i̇şte Yeni Zelanda... Deli de olabilir yani. Deli evet. de olabilir. Yeni Zelanda'nın öcünü de alıyor olabilir. Kendi Kendine kendinden menkul, kendine görev biçmiş olabilir. Öyle bile olsa Avrupa'yı karşı cephe olarak göstermek ya da bu şekilde söylemlerde bulunmak. Haçlı seferleri olarak adlandırmak ki şu anda hala resmi olarak üyelik müzakerelerimiz devam ediyor her ne kadar kağıt üstünde kalsa da. Hı hı. Ee, ve zaten Avrupa toplumunda yükselen bir ırkçılık ve anti e, İslam İslamofobi diyelim. Anti mülteciler ruh hali var. Bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini düşünüyorsunuz? Yani siz çok tehlikelidir bu. Geçmişte olanlara benzemez diyorsunuz ama yani biraz belki oraya dikkat çekmek lazım. Ee, i̇ç komu oyunu Avrupa'ya karşı doldurmak. He, bütün Avrupa Türkiye'ye karşıdır, haçlı seferidir diye göstermek Avrupa'da yaşayan Türkler açısından ve Avrupanın Türkiye'nin konumu açısından ne sonuçlar doğurur? Ee, öncelikle siyaseten bir e, sonucu olur bunun, e, siyaseten tehlikeleri olur, ama sosyolojik olarak da sözünü ettiğiniz gibi tehlikeleri olur. Yani bu işler hep karşılıklı e, bir düzlemde ilerlemeye başlar bir süre sonra. Yani ben e, size bir silahlı saldırıda bulunurum bir fikri temsil ederek karşılığında siz benim e, camime saldırırsınız yine. Dolayısıyla sükunet e, dediğim şey budur. Bu noktalardan e, kanlı bir medeniyet e, çatışmasına evrilir her şey. Tehlike dediğim budur. İnsanlar tedirgin olurlar dünyanın her tarafında biliyorsunuz yıllardır Avrupa işit tedirginliğini yaşadı. Şimdi buradaki e, insanları, Müslümanları başka bir e, tedirginlikle karşılamışlardı geçen haftayı. Bunun üzerine bu oldu. E, şimdi herkes tedirgin yine. Şimdi herkes metroya binmekte, e, otobüse binmekte tedirgin. Herkes etrafına bakıyor. Toplumda da, toplumlarda da çok rahat e, görülüyor bu iş. Ee, bir son olarak şunu da sormak isterim. Daha önce pek çok işte Bataklan e, saldırısında Fransa Paris'te gerçekleşen sonrasında e, Charlie Hebdo'da da söyledik çeşitli saldırılarda maalesef işidin kanlı eylemlerinde ya da cihatçı örgütlerin kanlı eylemlerinde bir tek saldırı. E, Türkiye açısından bir e, önemli durum vardı. O da yakalanan e, e, elemanların, militanların diyelim e, ya da işte bu e, kanlı eylemi gerçekleştiren teröristlerin Türkiye kökenli olmamalarıydı ve hep şunu konuştuk. İşte Kuzey Afrika'dan, diğer bölgelerden e, bu örgütler e, e, terörist değiştiriyor ama Türkiye'den değiştirmiyor. Çünkü Türk toplumu ne olursa olsun Avrupa'ya yine de bir şekilde entegre. Şimdi... Tam da Türkiye'nin siyaseti gerdiği anda bir Türk'ün eyleme adının karışmış olması bize yeni de bir cephe açıyor. Yeni bir sorumluluk yaratıyor galiba değil mi? Ne dersiniz? E, şüphesiz öyle. E, yeni bir cephe açıyor. Tanımı e, çok daha doğru çok sıkıntılı bir e, cephe açıyor. E, bundan sonra e, e, siyaseten de sözünü ettiğim gibi bir takım yansımaları olacak bunun. Şunu ilave etmek isterim ee, Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı bu kutuplaştırmaları e, dünyaya yayacağına e, işte bu işin biz takipçisiyiz diyeceğine ilk andan itibaren herkesin vicdanını zaten bu olay sonrasında e, bir şeyi e, eksik bıraktı. Aslında iki şeyi eksik bıraktı ben bugün yazdım da bunu ya bir seri katili bir katliamcının kendi kamerasından çıkan bizzat görüntüleri yayınladı ee, Sayın Cumhurbaşkanı. Korkunç bir şey. Belki de e, hiçbir zaman dünyada bunun örneğini görmedik şu ana kadar. Bu birincisi. İkincisi de e, evvel, e, geçen hafta ben e, bir haber yaptım e, Çeçen e, militanları eğitim almışlar e, Ölü gömmüşler oralarda işit bağlantıları olmuş Silahla yakalanmışlar Serbest bırakılmışlar e, bu, bu Bunlarla niye ilgilenmediniz şimdiye kadar e, Geçen hafta yine bir gelişme oldu Antep düğün saldırısını yapan Mehmet e, Kadir Cebel'in e, eşi tahliye edildi Serbest bırakıldı Kendisini patlatmıştı biliyorsunuz polis operasyonunda Mehmet Kadir Cebel ve intihar yeleğinde eşinin parmak izi vardı. Yani o kadın eşi bu yeleği bizzat giydirmiş e, bu kişiye. E şimdi bunlarla e, ilgilenmeyip siz ülkenizin e, içinde olup bitenlerin hesabını kamuoyuna vermeyip bir de dünyayı e, mezhepler üzerinden konsülde etmeye e, kalkarsanız Birileri de siyaseten bir şey söyler. Daha fecisi de burada Türkiye'deki gibi değil Avrupa'da da sokak konsülde olmaya başlar. Yine bunun siyaseten bir etkisi olur. Ve de unutmayalım ki bütün Avrupa genelinde çok sayıda Türkiye kökenli evet. Avrupalı var ve onların da iş insanları var, orada yaşayanlar var. bulundukları ve konudaki pozisyonları da bir kere daha düşünmek gerek herhalde Tabii diyorum. daha kötüsü daha kötüsü şu da var. Avrupa'da yükselen bir ırkçılık var. Dolayısıyla buradaki Müslümanlar, Türkiye'li insanlar, Kürtler de tehlike altındadır. Yani siz bir devlet başkanısınız, bu sorumsuzlukla hareket edemezsiniz. Erk Acaler, çok teşekkür ediyoruz. Ben Almanya'dan teşekkür bize bağlandınız ve Avrupa'nın ruh halini ve tepkileri aktardınız. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.